Aytu merhaba. Selamlar. Nasılsın? Sence? Bence çok iyi görünüyorsun. Artı çok da şık görünüyorsun. Ya bu ceket beni bir tuhaf duruma... Gerçekten mi? Ben çünkü bu tarz şeyler giymeye pek alışık değilim. Ama bilmiyorum, çok havalı hissediyorum kendimi ya. Çok mu yakışıklıyım bugün? Kesinlikle. Aytu, müzik oynayış sahneyi bu ayda Ankara'ya kurduk. Daha önceki sahnede de performans sergiledin. Bu akşamla ilgili neler söylersin? Öncelikle bunları öğrenelim sen. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum gerçekten. Müzik on air hep güzel şeyler başarmaya çalışıyor. Hep hani güzel duyguların peşinde. Ve önceki sahneden de dikkat ettiğim olgu bugün burada da var. Yani insanlar birbiriyle samimiyet kuruyorlar. Çok sıcak duyguların içindeler. Önemli olan da en başta gerçekten bu benim için. Ve bugün Tutis Pub'ı seçmemiz, Süper Club'ı seçmemiz bizim için apayrı bir tutum, apayrı bir duygu oldu. Yani içerideki sinerji, insanların yüzlerinin sürekli gülmesi. Yani... Bunlar zor yakalanan şeyler. Yani nasıl diyeyim, bu tarz etkinliklerin mesela çok olduğunu görüyoruz etrafta ama müzik on air sahne gerçekten Türkiye'de bir ilk ve hep böyle kalacak. Hep en güzel şekilde kalacak. Bugün de gerçekten çok güzel sanatçılarımız var. Çok güzel şarkılar söyleyeceğiz. Bu duygular neticesinde çok güzel şeyler başaracağımıza eminim. Biz de heyecanla bekliyoruz. Bundan sonraki müzik on air sahnede de yer alacaksın sen. Ya şimdi şey, üstümde ceket olduğu için böyle davranıyorum, kusura bakmayın. Ceket beni biraz boğuyor da gerçekten. Çok havalı hissediyorum şu an kendimi. Neyse. Evet, bundan sonra, özellikle bundan sonrası Müzik On Air sahne için bu Tutis Pub'da yaptığımız, Tutis Super Club'da yaptığımız sahne bir devrim olacak. Ve bundan sonrakilerde apayrı bir çığır açacak. Ayrıca bu akşam sunuculuk da yapacaksın Aytu Arslan. Ya yine ceketin verdiği iştahla konuşmak istiyorum. Sunuculuğa bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum. Çok güzel bir şey. Hani şöyle izah edeyim. İnsan işten sonra ne yapar? Eve gider. O pijamalarını giyer. Ayaklarını uzatır. Elinde kumanda. Ben de hani bütün gün bir şeylerle uğraşırsın, çabalarsın, ne dersin? Akşam böyle sahneye çıkarsın. Eline o mikrofonu alırsın ya. İşte o duyguyu hissediyorum. Aynen öyle, gerçekten. Orada buluyorum kendimi ve Müzik On Air'la bu tarz ortak çalışmalarda bulunduğum için ayrıca çok mutluyum gerçekten. Evet, Arslan Show, evet. Önceki sefer hani Kütahya'da program yapıyorum diye gelmiştim. Şimdi şöyle demek istiyorum. Müzik On Air FM'de Aytu Arslan Show diyebilirim. 9 Eylül'de, evet, 9 Eylül'de radyomuzu da açıyoruz. Müzik On Air FM açılıyor. Aytu Arslan Show'u kaçırmayın diyelim. Başarılarının devamını diliyoruz. Peki son olarak single çıkarma gibi düşüncen var mı Aytu? Kısmen. Aynen. Hani bir anda böyle kafam esecek, çıkaracağım gibi. Aynen. Ya o tutumdayım biraz. Çünkü yaptığım tarz çok kitleye hitap etmiyor. Hani az ve öz insanlara hitap ediyor gerçekten. Ya umarız ki güzel kitlelere hitap eder. Bir gün belki çıkarırım yani. Bir çeşit var öyle bir düşüncem. Başarıların devamı Aytu'cuğum. Enerjin hep seninle olsun. Yıldızın parlasın. Değil mi? Tabii ki. Kanka ya. Ablasa.
hani denizin kenarındasın, çok güzel bir yerdesin. Oh, güneşleniyorsun falan ama diyorsun ki ah keşke Ankara'ya gitsen. Şu aşk var ya harbiden adamı kanca yapıyor demiş filmdeki sanatçımız. Gerçekten kanca yapıyor. Geldik madem Ankara'ya, hadi anıları iade edelim. Ha? Aslında yalnızım bugün sana neler neler yapıyor.
Thank you.